muhabirdim ve ilk kez canlı yayın yapacağım. Müthiş heyecanlıyım tabii. Müdürüm dedi ki işte şuradan canlı yayını sen yapacaksın dedi bana. Ben de hiç canlı yayın yapmadım. Evet yani röportaj yaptım, anonslar çektim ama canlı yayın başka bir şey. O gece bütün akşam aynanın karşısında defalarca prova yaptım. Ve ertesi gün o canlı yayını sorunsuz bir şekilde, yani konuğum da vardı canlı yayında, sorunsuz bir şekilde yapmıştım. Kendimi en başarılı hissettiğim anlardan bir tanesiydi o. Ama tabii onun dışında çok iyi röportajlar yaptım. Çok üst düzey isimlerle yaptığım röportajlar sonrasında, yani bir tane değil, o yüzden hani çok şey yapamıyorum. Yani çok sayıda röportaj var öyle. Yani şöyle diyelim, yani bir mesela bir ulusal bir hani kongreye gittiniz, uluslararası bir toplantı var. Kimseye röportaj vermeyen bir insanla röportaj şansı yakaladınız ve röportaj yaptınız. Birçok kişiye haber atlattınız. Bu müthiş bir şey bizim mesleğimiz açısından. Böyle birkaç şeyim var benim de geçmişte, böyle röportajlarım var. O yüzden onları yaptıktan sonra kendinizi müthiş hissediyorsunuz yani. Müthiş bir şey, harika bir duygu o yani. Hatalarımı tabii ki mesleğimin ilk yıllarında tabii ki ister istemez tecrübesizlikten dolayı çok daha fazla hata yapabiliyorsunuz. Yani özellikle hani canlı yayın yapıyorsanız çok fazla hani dil sürçmesi ya da işte yanınızdaki konuğun titrini yanlış söyleme gibi hatalar yapılabilir. Yani çok sayıda değil. Yani çok şükür ki hani meslek hayatımı bitirecek o kadar büyüklükte bir hata hiç yapmadım. Çok şükür ama o yaptığım o ufak hatalar var. Bunlar bana ne öğretti? Şunu öğretti. Yanımda ismini çok iyi bildiğim kişinin bile artık canlı yayında ismini mutlaka yazıyorum. Çünkü yani o canlı yayın sırasında bir anda unutabiliyorsunuz. Bunu bir iki defa daha yaşadım. Çok iyi bildiğim, yani yıllardır tanıdığım, bildiğim bir insanla yayın yapacağım ve ismini unuttum. O yüzden hala şu anda kimse konuğu mutlaka ismini yazarım. O karşımda durur mutlaka. Yani dediğim gibi mesleğin ilk yıllarında öyle ufak hatalar olabiliyor. İsim karışıklığı olabiliyor. Title'ı karıştırabiliyorsunuz. Ne öğreniyoruz? İşte o hatalardan mutlaka bir ders çıkarıyoruz. Şöyle bir şey var bir de. Heyecan. Bu çok şey olur aslında. Hep bizim mesleğimizde tartışılan bir şeydir. Hani dedim ya, ilk röportajı, ilk canlı yayını yaparken bir gece öncesinde aynanın karşısına geçip defalarca tekrar yaptım diye. Mesela şimdi onu yapmıyorum tabii ki. Ama o heyecanı da tamamen ölmemesini sağlıyorum. Yani o heyecanın hiç bitmemesi lazım. Çünkü heyecan sizi diri tutar. Ben bir gece öncesinde o tekrarları yapmasaydım, o gün belki hata dolu bir yayına imza atmış olabilirdim. Neden çok fazla tekrar yaptım? Çünkü heyecanlıydım. Heyecanımı nasıl yendim? Çok fazla tekrar yaparak yendim. O yüzden hala bile o heyecanı taşımak önemli bence. Heyecan çünkü insanı diri tutar ve hata yapmasını engeller. Eğer kendinize çok güvenirseniz, beraberinde rehaveti de getirir. O rehavet beraberinde hatayı da getirir. Bu şey gibi, dağcılıkta çok bilinen bir şeydir bu. Dağcılık kazalarının en çoğu ne zaman olur? Zirveye indikten sonra. Zirveye çıkarken değil. Neden? Çünkü zirveye çıkmışsın, ulaşmışsın. Müthiş bir başarı, bir rehavet, bir rahatlama, kibir. Sonrasında kazaların çoğu dönerken olur. O yüzden yani canlı yayınlarda hala, yani evet çok rahatım geçmiş yıllara göre ama mutlaka ön hazırlığımı yapmaya çalışıyorum. Yani mutlaka kafamda bir kurguyu planlıyorum. Mesela çok iyi bildiğim bir sektör, evet ne konuşacağımı biliyorum. Zaten çok hakimim ama yani yine de kafamda bir kurgu yaparım her zaman o yayınla ilgili. Çünkü o işe de saygıdır bence, izleyiciye saygıdır. Çünkü sıradan bir hani sohbet etmiyorsunuz. Yani orada yayında geçirdiğiniz her bir dakika çok kıymetli. Yani sizi izleyen kişinin vaktini alıyorsunuz aslında.
O işte 1 dakikasını mı alıyorsunuz, 5 dakikasını mı alıyorsunuz, 10 dakikasını mı alıyorsunuz? O izleyicinin 10 dakikasının ziyan olmaması lazım. Ona o 10 dakikada ya da 5 dakikada mümkün olduğunca doyurucu bilgi vermeniz gerekiyor. Eğer o 10 dakikasını onun siz yani bir sıradan hani yayın dışında bir sohbet ediyormuş gibi sohbet etmiş olursanız o izleyiciye saygısızlık. O vaktin tamamen ölmesi demektir. O yüzden her zaman o heyecanı diri tutup yani rehavete kapılmayıp hala kafamda yayınla ilgili bir kurgu yaparım. Bir ön hazırlık mutlaka yapmaya çalışırım. Çok genç yaşlarda iş hayatına başladım. Dediğim gibi işte üniversite 1. sınıfın 2. döneminden itibaren bir fiil çalışıyorum. Yani çok küçük yaşlardan beri hem üniversite, yani hem okudum hem de çalıştım. Hem okuyup yani okurken iş hayatını da birlikte götürebilmek çok zor. Şöyle, yani zaman probleminiz çok oluyor. Bir yandan işte okulda ödevler oluyor, sınavlar oluyor. Derslerin çoğunu kaçırıyorsunuz, öğretmenleri, hocaları tanımıyorsunuz, ne soracağını bilmiyorsunuz. Yani bunların hepsini bir arada dengede götürmek çok zor oluyor. Şöyle de bir şey oluyor mesela, ben üniversitede okurken çalışmanın şöyle bir avantajı var bence. Zaman problemini iyi yönetmeyi öğreniyorsunuz aslında. Bir de mesela ben işte gün içerisinde sınav var ya da ders var diyelim. Hiçbir zaman yöneticime şunu söylemedim. Ya benim 2 gün, 3 gün sınavlarım var. Ben 2 gün, 3 gün izin alayım demedim. Gün içerisinde sınavıma gittim. Yani iş yerim Bağcılar'da, okulum da Beyazıt'ta. Bazen 2 otobüsle gidiyordum. Yani öğrenciyiz, otobüse gidip geliyoruz. Şu anki konforda değiliz tabii ki. Yani 2 otobüs, 3 otobüs, bazen minibüsleri değiştirdiğimi bilirim. Sınavdan çıkarım ya da çok önemli mesela bir sunum yaptım diyelim okulda. Ödevimi verdim. Dersten çıktım, sınavdan çıktım. Mesainin bitmesine ne kadar var diyelim? 40 dakika mı var? Benim yolumda yarım saat mi? Yine de gidiyordum. Yani 10 dakika mı kalıyor? Ben o otobüsle iş yerine vardığımda diyelim mesai saatinin bitimine 10 dakika mı kalmış? Yani yine de gidiyordum. Bu iş ahlakının daha erken yaşta oluşmasını sağlıyor bence. Yani daha çalışkan oluyorsunuz. Yani o acemiliği daha küçük yaşlarda atıyorsunuz, öğrenciyken atıyorsunuz. Bir de bizim zamanımızda biz kendimizi kanıtlamak için çok uğraşıyorduk. Şunu biliyorum mesela işte üniversitede çalıştığım yerlerden birinde. Tabii o zamanlar öğrencisiniz, size çok fazla bir iş vermiyorlar. Çünkü bilmiyorsunuz daha yani. Size iş yüklemiyorlar. Siz sadece izliyorsunuz. O kadar yorulurdum ki şu an mesela o zaman yaptığım işin 10 katını yapıyorum belki yani. 2 iş birden yürütüyorum yani. Geceleri de çalışıyorum. Ama o günkü kadar yorulmuyorum. Neden? Çünkü o gün hiçbir şey yapmıyordum. Hiçbir şey yapmamanın verdiği insana yorgunluk kadar büyük bir yorgunluk olamaz. Mesai saati kavramı var. İşte 9-6. 6'da çıkıyorum serviste. O zamanlar yurtta kalıyorum, öğrenci yurdunda. Geliyorum. O kadar yoruluyordum ki arkadaşlarım bile söylüyordu. Neden? Çünkü bütün gün onları izliyordum. Öğrenebilmek için ama. Soruyordum. Bir şeyler yani o geçirdiğim her dakikayı verimli geçirmeye çalışıyordum. Yani bir kelime mi öğreneceğim? Öğreneyim yani. Yani bir şey öğreneyim yeter ki. Bu mesleği yapmayı öğreneyim. Bu azmi o yaşlarda edinebilmenin çok bence avantajı olduğunu hissediyorum. Bir de tabii hepimizin hayatında var tabii. Çok zor insanlarla çalıştık. Yani o çok zor insanlarla çalışabilmek, direnebilmek. Aslında çok önemli. Eğer direndiyseniz ondan sonra ne kadar zor insanlarla çalışırsanız çalışın, o sizi yıldırmıyor. Yani bu çok önemli bir şey bence. Çalıştığınız insanın negatifliği ya da zorluğu sizi meslekten yıldırmamalı. Ya da o çalıştığınız işletmeden de yıldırmamalı. Yani pes etmemelisiniz. Bir insan sizin kariyerinizi yıkmamalı. Yani bir insan yüzünden siz ne mesleğinizden vazgeçmelisiniz ne de çalıştığınız işletmeden. Orada mutluysanız yönetici sizi etkilememeli. Ben buna inanıyorum. Yani siz bir yol belirlemişseniz o yolda yürümeye devam ediniz. O yol her zaman böyle asfalt döşenmiş bir yol değil.
çakıl taşları oluyor, işte çukurlar oluyor, su birikintileri oluyor. Bazen küçük sapaklar oluyor. Ama siz eğer yolunuz böyle çok netse sizin kafanızda, çok iyi belirlemişseniz o engelleri çok kolay yaşıyorsunuz. Yeter ki kararlı olun yani. Şimdi CV'ler önemli, eğitim mi önemli, CV'nin ne kadar tecrübelerle dolu olduğu da önemli. Ama ben buna bakmadan önce ne kadar iyi bir insan, buna bakıyorum. İnsani özellikleri benim için daha önemli. Ama tabii insani özelliklerini de öyle hani bir iki görüşmede anlayamıyorsunuz. Bu da çok zor. Bu da artık hani hem iletişim okumuş olmanın hem de yıllarca iş hayatında olmuş olmanın verdiği bazı tecrübeler var. Ufak nüanslardan o insanla ilgili büyük çıkarımlar yapabiliyorsunuz. Yani bu konuda çok uzman olduğumu söylemek istemem haşa, ama ufak ufak da o küçük şeylerden, hareketlerden, o insanla ilgili bir ön izlenim alabiliyorum. Dolayısıyla benim için önemli olan önce ne kadar iyi bir insan olduğu önemli, ne kadar karakterli olduğu önemli ve çalışkanlık önemli. Ve bu işi ne kadar yapmak istediği önemli. Yani azimlisin, mesela bugün çok iyi bilmiyordur bu işi ama çok azimliyse, çok çalışkansa ve çok istekliyse 6 ayda da öğrenebilir. Ama bazısı 2 yıl, 3 yıl sürüyor. Çünkü istekli değil. Ya istekli ama çok çalışkan değil. Yani böyle farklı farklı özellikler var insanlarda. O yüzden birinci ne kadar düzgün bir insan karakterine bakarım. Sonra da CV'ye bakarım. Ve bu işi ne kadar yapmak istiyor ona bakarım. Çünkü bizim işimiz, yani gazetecilik işi biraz yani mesai kavramına bağlı bir iş değil. Yani evet, ben 9-6 çalışıyorsun. Yani 9-6'da evet. Yani buradaki görevin bitiyor 6'da belki. Ama eve gittiğin zaman sosyal medyadan ya da haberlerden, yine televizyonlardan ne olup bittiğini takip etmek zorundasın. Yani çünkü ben şimdi benim bitti diyemem. Yani bir açıklama geliyorsa mesela, o açık benim mesai saatim bitti, ben bu açıklama beni ilgilendirmiyor diyemem. Benim böyle bir lüksüm yok. Bir bankacının var, evet. Yani bankacı bilgisayarını kapattığı an bitmiştir. İşte daha işlem yapmaz. Değil mi? Sabah 9'da işlemlerine tekrar başlar. Ama benim öyle bir lüksüm yok yani. Ben akşam Cumhurbaşkanı ya da bakanlar açıklama yaptıklarında ya da resmi kurumlardan bir açıklama geldiğinde o açıklamayı okumak zorundayım, bilmek zorundayım. Yani o yüzden bizim mesai kavramımız yok. Bir kere çalışacak, yani bu alanda çalışacak olan insanların bir kere bunu bilmesi gerekiyor. Bir de sürekli okumaları gerekiyor. Yani bizim, çünkü özellikle ekonominin şeyi yok, sınırı yok. Yani her alanda, gazetecinin her alanında böyle, ama ekonomide hiç yok. Çünkü ekonomi yani bilgiye çok dayalı bir alan. Sürekli araştırmanız gerekiyor. Sürekli, hele yani şeyle iktisat okumamışsanız, lisans eğitiminiz bu alanda değilse sürekli öğrenmeniz gerekiyor. Karşılaştığınız herhangi bir terimin peşine düşmeniz gerekiyor. Yani bu terimde ne, yani kullanayım geçeyim diyemezsiniz, dememelisiniz. Yani eğer bu alanda gerçekten uzman bir gazeteci olmak istiyorsanız ekonomi alanında, karşılaştığınız her terimi, karşılaştığınız atıyorum herhangi bir ekonomistin, çok eski ekonomistlerden birinin diyelim ki düşünce tarzı. Yani bunu da araştırmanız gerekiyor. Birbiriyle çakışan, birbiriyle çelişen alanları araştırmanız gerekiyor. Yani Türkiye'nin ekonomi tarihini yakından bilmeniz gerekiyor. Dünya ekonomi tarihini yakından bilmeniz gerekiyor. Yani karşılaştığınız her şeyin de peşine düşmelisiniz. Sorgulayıcı olmalılar. Gazeteci sorgulayıcı olmalı. Analiz etmeli, soru sorabilmeli. Yani bizim mesleğimiz biraz soru sorma sanatı, biraz da kelimelerle oynama sanatı. Yani bu kelimelerle oynama sanatı dediğim şey ne? Biraz önce de örnek verdim. Yani bir kelimenin yerini değiştirdiğinizde ya da eş anlamlı başka bir kelime kullandığınızda çok farklı, cümle çok farklı anlamlara çıkabilir. Yani onun da diyelim ki mesela şöyle, yüzü aşkın insan vardı meydanda. Bu doğru bir ifade değil mesela. Neden doğru bir ifade değil? 200'de yüzü aşkın, 1000'de yüzü aşkın. Ne demeniz lazım? Mesela yüze yakın insan meydandaydı. Yüze yakın ne demek?
90 demek, 95 demek, 98 demek. Yani kelimelerle oynama sanatı bizim işimiz. O yüzden yani Türkçe'ye de çok iyi hakim olmaları gerekiyor. Mesela en çok yapılan hata, o kadar çok sık rastladım ki deprem döneminde. Deprem gerçekleşmez mesela. O kadar çok haberde bunu karşı karşıya kaldım ki ve çok kullanıldığını gördüm. Kötü şeyler gerçekleşmez. Kötü şeyler meydana gelir, iyi şeyler gerçekleşir. Deprem meydana gelir, meydana geldi dememiz lazım. Yani o yüzden Türkçe'ye çok iyi hakim olmak gerekiyor gazetecilikte. Yani ister istemez, bu tabii tamamen karakterle alakalı bir şey. Yani yapılan yorumlar sizi bazen tabii ki çok etkiliyor. İster istemez. Yani bu bir de sizin karakterinizle alakalı bir şey aslında. Ne kadar naifseniz, ne kadar kırılgansanız gelen yorumlardan o kadar çok etkileniyorsunuz. Dergide, yani yazılı basında ya da geleneksel medyada diyelim. Geleneksel medyada izleyicinin yorumunu anında hissetmiyorsunuz. Yani anında almıyorsunuz. Ama sosyal medyada alıyorsunuz. Yani sosyal medyanın öyle bir tarafı var. O taraf da tabii ister istemez sosyal medyada ki o gelen hızlı yorumlar ve acımasız yorumlar diyelim. Çünkü sosyal medyanın şeyi yok, ne diyelim, hani o sınır biraz zor belirleniyor. Dolayısıyla orada gelen yorumlar sizi ister istemez etkileyebiliyor, olumsuz da etkiliyor. Ama benim felsefem şu, doğru olduğuna inandığım şeylerin peşinden gitmeye devam ederim. Bu beni çok etkilemez. Ha şöyle, yapılan yorum eğer gerçekçiyse ben onu kabul ederim ve düzeltileceğini, gerçekten doğru olduğunu kabul edersem ve onu kendimde değiştirmeye çalışırım. Ama yorum, yani bazen geliyor yorumlar, çok gereksiz. Yani ceketin rengi yani. Hiç önemli değil yani. Evet, ceketin rengi önemlidir. Belli kurallar çerçevesinde zaten giyimimizi, kuşamımızı ona göre belirliyoruz. Yani sallanan küpeler takmamışsam, böyle parıltılı ceketler giymemişsem, böyle çok süslü takılar takmamışsam, bunun dışında gelen kıyafetimle, görünüşümle ilgili yorumlar benim çok dikkate almam. Ha şununla şunu dikkate alırım. Yani şöyle bir yorum yaptınız ama aslında bu yorumun altında şöyle şöyle bir neden var ya da hani bunu dediniz ama aslında bu böyledir dendiğinde bir saniye derim. Bakarım. Doğru mu bu gerçekten? Bakarım. Evet, orada bir hata yapmışsam kendimi düzeltirim. Doğru değilse gereksiz bir yorum deyip geçerim. Yani o gelen yorumu ne kadar önemsediğim ya da yapan kişinin, o yorumu yapan kişinin kişiye de bakarım.